algıladığınız şeyler ya da kaygılarınız ya da düşünce biçiminiz, konuşma biçiminiz, konuşurken kullandığınız kelimeler, bütün bunlar öğrenilmiş kelimeler. Ve çoğunlukla bir başkasının duygusuyla öğrendiğiniz için, mesela şöyle düşünün, annemiz bize sürekli olarak diyelim ki şuraya dokunma, dikkat et, bir şey olur. Şunu yapma, bisiklete binme düşersin. Yolda yürürken karşıdan karşıya geç, araba çarpar. Bunlar yararlı bilgiler olarak gelse de sonuçta şunu öğreniyoruz. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpar. Evet, buna dikkat etmemiz lazım ama bunun karşıdan karşıya geçmeyi engellemesine izin vermemek gerekiyor. Kurallara uymak. Ama bize duygusu şöyle geliyor. Aman dikkat et, karşıdan karşıya geçerken araba çarpacak. O kadar fazla şey var ki, mesela ilişkilere dönecek olursak şöyle deniyor. Erkeklere dikkat et. Erkekler aldatır. Ya şimdi benim tanıyacağım erkekle öteki erkek arasında, ya da annemin tanıdığı ya da bana bu bilgiyi veren kişinin tanıdığı erkekle benim tanıyacağım erkek aynı kişi değil. Anlıyor musunuz? Bana olmayan bir şey yükleniyor. Erkekler aldatır. Hangi erkek? Onun tanıdığı erkek. Benim bildiğim erkek değil. Benim tanıştığım erkek değil. Ya da erkekler sana işte bazen sadece cinsellik olarak yaklaşır. Kimin tanıdığı erkek cinsellik olarak yaklaşır? Bunu söyleyen kişinin tanıdığı erkek cinsellik olarak yaklaşır. Biz bunları bilmiyoruz. Ya da arkadaşımıza soruyoruz. Diyoruz ki şu çocukla beraberim ya da şu kızla beraberim. Sence nasıl? Ya o sana göre değil. Kime göre değil? Bize göre mi değil, ona göre mi değil? Onun kriterlerine, bizim kriterlerimiz ne? İlişkilerle ilgili birçok kişi birçok şey söylüyor. Bazen öyle şeyler var ki, bazen bakarken YouTube'da şey izlerken arkasından bir ilişki videosuyla karşılaşıyorum. Ve duruyorum, ne diyecek diye bakmak istiyorum. Yeni bir şey görürüm belki diye, ama gördüğüm şeyler beni hakikaten dehşete düşürüyor. Çünkü eğer o kişilerin yaptığı şeyi ilişkilerde yapacak olsanız, bu öyle acayip bir şey ki, mesela söylediğim cümleyi söyleyecek olsanız bir kediyi duvara attığınızı hayal edin ve tırnaklarıyla cır diye aşağı düştüğünü hayal edin. Yani karşınızdaki kişiye o cümleyi gerçekten kurarsanız öyle bir etki olacak. Felakete dönüşecek. Ama bunu bilmiyoruz. Ve evet, bu böyle söylendiğine göre ve bunu da bu kadar kişi istediğine göre doğru kabul ediyoruz. Doğru nedir? Doğru sizsiniz. Ama siz bir şeylerden oluştunuz. Size verilen bilgilerden oluştunuz. İlişkiler normalde disiplinler arası değerlendirilmesi gereken bir şeydir.